Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Bugün size bir arkadaşımızın isteği üzerine karakteri mouse ile hareket ettirmeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi karakterimiz burada. Şimdi buna bir engel ekleyelim. Küp. Bu duvarımız olacak bizim. Bu öğreteceğim olay arkadaşlar, yapay zeka kütüphanesini kullanıyor Unity'deki. Bu da yerimiz olsun. Şimdi duvarı taşıyalım oraya doğru. Hani bunu eklememin nedeni karakter duvara çarpmadan diğer tarafa geçmeye çalışacak. Şunu biraz daha uzatayım. Bakayım. Hatta biraz doğrudan boşluk olsun. Belki de oradan da yürütebiliriz. Şimdi bir de bunların ikisini içinde barındıran bir harita isminde boş bir game object yaratalım. İçine atalım bunları. Buyurun. Şunlara da renk verelim. Yer diyelim. Duvar diyelim. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak yapay zekanın yürüyebilmesi için buna bir yürüme alanı tanıtmamız lazım. Bunları da nasıl tanıtacağız? Yere bir nevmeş özelliği ekleyeceğiz. Hemen bakıyorum. Buradan Window, Navigation. Şimdi biz yere ekleyeceğiz. Yerimizi seçelim. Daha önceden eklemişim. Navigation Static, Walkable olacak. Yer statik olması gerek. Kıpırdamasın. Bake diyelim. Bake. Duvarımızı da yapalım aynı şekilde. Navigation Static, Walkable. Şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu mavi alan, hani şunlar değil, bunlar karakterimizin yürüyeceği yeri belirtecek. Bunu nasıl artırabilir, azaltabiliriz? Hemen göstereyim. Bake. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi bu aslında ne kullanacağınıza bağlı. Yani eğer büyük bir tank kullanabiliyorsan yani şuradan geçmez. Bu daha çok karakter, hani tarzını belirlemeye, yol neye göre yapılmış açıkçası ona belirlemeye yönelik. Tamam, bu bize yeter mi? Bakalım diğer taraftan geçebilir mi? Geçebilir. Şimdi mavi yerlerimiz de hazır. Şimdi karakterimize bir script yazmamız gerekecek. Şurayı kapatalım. Script yazmadan önce bu arada bu yolu kullanabilmesi için karakterimize bir nevmeş Agent özelliği eklememiz gerekiyor. Bu yolu kullanması için bu şart. Şimdi bir script ekleyelim. Mouse control diyelim ona da. Şuradan girebiliyor muyuz? Geldi. Girelim. İlk olarak arkadaşlar, bunun kütüphanesini tanımlamamız gerek. Yapay zeka kütüphanesi var bunun. Geldi. Onu tanımlayalım öncelikle. Using Unity Engine nokta. Şimdi belli değişkenler tanımlamamız gerek. İlk olarak karakteri hareket ettirebilmemiz bilmemiz için bir karakter controller ekleyelim. Karakter diyelim yine buna. Daha sonra bu karakterin animasyonlarını kontrol etmek için bir animator ekleyelim. Anim diyelim direkt buna. Tamam. Daha sonra buna bir o nevmeş özelliğini ekleyelim. Nevmeş agent, ajan diyelim buna da. Siz istediğinizi deyin. Ben böyle seviyorum. Daha sonra ne ekleyelim? Bir cam ekleyelim. Camera cam. Bu da cam'imiz olsun. Şimdi arkadaşlar, başlangıçta bunların değerlerini otomatikmen çekmemiz gerek. Karakterimiz ne olacak? Karakter eşittir. Get component. Karakter controller. Animator'ımız da yine, yani animimiz eşittir. Get component.
Bunlar hep karakterimizde olan şeyler arkadaşlar. Eğer eklemezsek bunları da çağıramayız. Gördüğünüz gibi karakter kontrolümüz de var. Animator'ımız da var. O sayede bunları çağırabiliyoruz. Daha önceki videolarda onları eklemiştim. Onların üzerine katıp gidiyoruz. Daha sonra nemeşimizi tanımlayalım. Ajan eşittir. Get component. Nemesh agent. Tamam. Şimdi bir de kameramızı ekleyelim. Kamera nokta main. Tamamdır arkadaşlar. Başlangıçtaki değerlerini alacak böylelikle. Gelelim. Şimdi biz bunu nasıl yönlendireceğiz? Farenin sol tuşuyla. O yüzden ne zaman ki fareye basılırsa o zaman kodlarımız harekete geçsin diyelim. Input da get mouse buton 0. Bu sol tık. Sol tık için 0. Şimdi arkadaşlar burada da belli değişkenleri tanımlamamız gerekiyor. Ray diyelim. Işınlarla alakalı bir şey. Tam ben de bilmiyorum açıkçası. Cam nokta screen point array input nokta mouse position. Bu olay mouse'umuzu nereye tıklıyorsak onun hani bilgisini bize veriyor. Ray Castle Ray Castle, buna da hit diyelim yine. Tamam. If physics nokta raycast ray nokta out hit. Şuradan parantezlerimizi de açalım. Eğer vurulursa diyor. Şimdi komutlarımızı yazalım. Öncelikle bir karakterimizin yürüyeceği yeri belirleyelim. Vector 3 buna ne diyelim? Hedef diyelim. Eşittir. Hit nokta point nokta. Yani daha üst tarafta tanımladığımız hit'in noktasal olarak konumunu istiyor. Konumunun vektör 3'ünü istiyor. Daha sonra biz karakteri yukarı veya aşağı hareket ettirmeyeceğiz. O yüzden hedef nokta y diyelim. Eşittir. 0. Çünkü yukarı veya aşağı gitmesini istemiyoruz. Hedef nokta y eşittir. Transform nokta local scale. Nokta y bölü 2 f. Tamam. Daha sonra karakterimizi noktaya doğru döndürmemiz gerekiyor. Transform nokta rotate. Bu ne olacak? Hedefin x'i. Target hedef nokta x hedef nokta y hedef nokta z. Pardon, şurada yanlış yazmışım. Hedef nokta y, hedef nokta z. Tamamdır. Karakterimizi uygun bir şekilde döndürdük. Şimdi ise karakterimize bir hedef vermemiz gerekiyor. Yani artık yürüteceğiz. Bu ajan demiştik buna. Ajan nokta set destination. Rota belirle gibi. Hani rotası. Nereye doğru gidecek? Biz fareyi ne olarak tanıtmıştık? Hedef olarak. Hedefe doğru gitsin. Tamam. Gördüğünüz gibi hani vurma noktasına doğru gidiyor. Daha sonra karakterimize de yürüme efektimizi verelim. Daha önce yapmıştık. Neydi? Yürü türü olsun diyelim.
Tamamdır arkadaşlar. Buradaki işimiz bitti. Şimdi gelelim diğer ife. Hatta bunu şunun dışına yazalım. Çünkü karakteri durdurmak için mouse'a tekrar basmayalım. Karakter yeri ve zamanı gelince dursun. If ajan diyelim. Remaining distance. Kalan mesafe büyüktür. Ajan nokta stopping distance. Büyükse ne yapacak? Yani daha arada mesafe var. O zaman yürümeye devam etsin diyelim. Daha olan yere gelmemiş yani. Yürü. Eşittir. True olsun. Ama eğer büyük değilse artık karaktere durması gerektiğini söylememiz gerek. Yürü. False. Tamam. Çalıştıralım bir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarıyla çalıştı. Karakter duvara çarpmıyor. Fakat bu kodda bir sıkıntı var, onu da söyleyeceğim. Şu an yürüsün. Gördüğünüz gibi durmuyor. Çünkü arkadaşlar büyük ihtimalle ya animasyonla alakalı ya başka bir şeyle alakalı karakterimin mesafesi hiçbir zaman durduğu alana denk gelmiyor. Onun da çözümünü buldum. Siz de bunu deneyerek bulursunuz. Şurayı değiştirmemiz gerek. En uygun mesafe için. Benimki 0,3'tü. Şimdi tekrar deneyelim. Yine bunu siz de 0 üzerinden gidebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım duracak mı? Gördüğünüz gibi tam noktasında durdu. Duvara çarpmıyor. Hatta şuraya basalım hemen. Bir fake attıralım. Şuraya gel hatta. Gördüğünüz gibi karakter rahat rahat gidiyor. Burada arkadaşlar önemli olan nevmeş. Nevmeş hatta büyütelim biraz. Bakalım o zaman ne olacak. Şunun biraz genişliğini arttıralım. Bekleyelim. Diyelim. Şu kadarcık yerde bakalım karşıya geçecek mi? Çünkü bir bağlantısı yok. Gördüğünüz gibi bağlantısı olmadığı için orada durdu gidebileceği yere kadar. O yüzden Nevmeş'in o boyut ayarlaması bu yüzden önemli. Gördüğünüz gibi şuradan tekrar düşürelim. Nasılmış? Bağlantı var. Hatta en son aşağı düşerek kapanışımızı yapabilirsek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar. Bunun şey olanları da var. Karşıya zıplatması vesaire o tarz olanları da var. Onları da yeri gelirse gösteririm. Göstereceğim başka şeyler varsa onları gösteririm. Gördüğünüz gibi bu arada aşağıda gitmiyor arkadaşlar. Çünkü alanımızı bildiğiniz gibi şu kadarcık bir mesafe vardı. Evet. Mouse ile kontrolde bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım o arkadaşım bunu istiyordur. Yani bunu istemiştir açıkçası. İlk başta pek anlamamıştı fakat sonradan bu olduğunu düşündüm. Eğer yanlışsa da yorumda belirtirse sevinirim. Ona göre yeni video çekebilirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.